Evet, genel olarak temel veri türlerimizi öğrendik. Şimdi gelelim bu türleri kullanarak programlarımıza yön vermeye, programlarımızı böyle dallandırmaya. Yani şu koşul sağlanırsa bu olsun, bu değilse bu olsun gibi yapılar. Umarım programlamadan korkmuyorsunuzdur. Şu ana kadar anlattıklarım kafanıza yatmıştır. Çünkü genel olarak bir dili zaten öğrenirseniz bundan sonra öğreneceğiniz diller oldukça kolay gelecek. Benzer mantıklar, benzer kavramlar neredeyse son çıkan dillerin hepsinde birebir aynı. Azıcık yazım farklılıkları oluyor. Onun dışında her yerde değişken var, her yerde ifler, else'ler var, döngüler var. Ve bu temel kavramları oturduktan sonra emin olun çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Geldim buraya yeni bir folder diyerek bölüm 2 diyorum. Bunları kursun başında olduğumuz için gösteriyorum. Bundan sonra pek göstermeyi düşünmüyorum. Vakit kaybı bence. Geldim buraya yeni bir dosya deyip buraya da if else kullanımı diyelim. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Bunu açtık. Bunu açtıktan sonra tabii bakın ben ne yaptım? Dart demeyi unuttum. Haliyle bunun bir Dart dosyası olduğunu anlamayacak. Ayrıca bu ismi de kopyaladım. Çünkü ben uygulamayı çalıştırdığımda bölüm 1'in içindeki değil, bölüm 2 içindeki bu Dart dosyasına git diyorum sisteme. Sonrasında F5 dediğimde boş bir ekran. Hatta şuraya bir de main yazalım. Çünkü benim programım main metodundan başlıyordu, değil mi? Evet, debug'da herhangi bir şey görmüyoruz. Şimdi ben size desem ki iki tane integer sayı tanımlayın değişken olarak ve burada bir karşılaştırma yapın. Biri birinden büyük mü küçük mü bunun kontrolünü yapın diye. Şimdi hocam şunu dersiniz, ben değişken tanımlamayı öğrendim. Öncelikle verimin türünü yazıyordum. Sonra ben buna bir isim takacaktım. Atama yaptığım için tek eşittir koyup buraya sayımın değerini yazacağım. Sonuna da noktalı virgül koyacağım. Hatta hocam ben şunu öğrendim. Ben bunu ayrıca num olarak da tanımlayabilirim. Bu şekilde. Hatta ve hatta şöyle de tanımlayabilirim, değil mi? Hani var değerini de kullanabiliriz. Çalışma anında bunun değeri atanıp bunun yani sayı 3'ün bir integer olduğu anlaşılırdı. Böyle kullanıyorduk bunlar. Peki ben size desem ki bu iki sayıyı birbiriyle karşılaştırın ve büyük olanı yazdırın, ne yaparsınız? İşte burada artık programlamamızı dallandırma ifadelerinden biri olan if yapısını öğreneceğiz. If İngilizceden bildiğiniz üzere eğer anlamına geliyor. Eğer dedikten sonra parantezleri açıyorsunuz, bunun yazım şekli bu şekilde. Buraya şartınızı yazıyorsunuz. Yani burada kontrol etmek istediğiniz koşul nedir? Ben şunu merak ediyorum. Sayı 1'im acaba sayı 2'den büyük mü? Büyüktür işareti matematikte bildiğiniz büyüktür işareti. Bununla beraber buraya küçüktür işareti vesaire de yazabilirdiniz. Hani böyle de kullanılabilirdi. Şimdi sayı 1 sayı 2'den büyükse eğer. Yani bu parantezin içi neyse true'ysa, doğruysa ne yap? Şu süslü parantezlerin içine gerçekleştir diyeceğim. Ne yazacağım? Print diyeceğim. Çift tırnaklarımı açacağım. Burada şöyle diyeceğim. Neydi bunun adı? Interpolation. Sayı 1 sayısı. Yani sayısı diyorum çünkü sayı 1, dolar sayı 1 dediğim yere atıyorum bu gelecek değil mi? 12 sayısı dolar sayı 2 sayısından büyüktür. Çünkü benim burada verdiğim şart doğruysa burası çalışacak. Dedik ya sayı 1 sayı 2'den büyükse eğer burayı çalıştır. Bir çalıştıralım. Herhangi bir şey görmüyorum. Niye? Çünkü sayı 1 sayı 2'den büyük değil. Değil mi? Buradaki şart sağlanmadı. Yani burası false oldu. Kısaca demek istediğim şu parantezin içi doğruysa bunun bloğu çalışır. Peki ya yanlışsa ne olur? Else kısmı devreye girer. Burada da yine süslü parantezler açar. Kodlarınızı yazarsınız. O zaman sistem çalışırken sayı 1 ile sayı 2'yi karşılaştıracak. Eğer büyükse burayı yazdıracak. Değilse nedir arkadaşlar? Küçük demektir. Şurayı aynen kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bu sefer de ne diyeceğim? Sayı 1 sayısı sayı 2 sayısından küçüktür. Ve çalıştıralım bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi 12 sayısı 18 sayısından küçüktür dedi.
O zaman bu parantezin içi doğruysa hemen altındaki blok, değilse else kısmı çalışıyormuş. Şimdi biraz düşünürsek aslında hocam burada bir üçüncü durum olamaz mıydı? Mesela onu da deneyelim. Sayı 1 ile sayı 2'yi aynı yazalım. 12 sayısı 12 sayısından küçüktür dedi. Niye? Çünkü sayı 1 sayı 2'den büyük olmadığı için direkt olarak burası çalıştı. Ama bu da yanlış. İşte bu gibi durumlarda da biz artık buna if else ladders deniyor. If else merdiveni. Şöyle yazıyoruz. If dedim. Karşılaştırma yapacağım. Neyle? Sayı 1 ile sayı 2. Bu sefer küçüktür diyorum. Farklılık olsun diye. If dedim. Sayı 1 sayı 2'den küçükse şunu yazdır. Şunu yazdırsak aslında olur. Yok değilse else if diyorum. Ben bunu böyle ifade ediyorum ve bir şart daha yazıyorum. Sayı 1, bu sefer de sayı 2 ile sayı 1'i karşılaştıralım. Yani sayı 1 sayı 2'den küçük mü? Değil. Sayı 2 sayı 1'den küçük mü? Bu sefer de buna baktık. Bu sefer de nedir? 2, bu sefer de şunun tersini yazacağız. Sayı 2 sayısı 1'den küçüktür diyecek. Bu da değilse artık nedir arkadaşlar? Artık bunlar birbirine eşittir. İşte burada da son dalga. Hani bununla bunu karşılaştırdı. Doğru mu? Değil. O zaman burası çalışmayacak. Geldi buraya. Peki bununla bunu karşılaştırayım. Bu doğru mu? O da değil. O artık lanet olsun deyip else kısmına giriyor. Burada da artık ne diyeceğiz? Biri birinden büyük değilse bu verdiğiniz sayılar birbirine eşittir diyecek. Bu şekilde. Şartlara bakacak. Herhangi birine girmiyorsa ne yapacak? Şuraya gelelim. Şöyle yıldızlar koyalım. Farkı olsun diye. Evet. F5'e basalım. Verdiğiniz sayılar birbirine eşittir dedi. Şöyle bunu küçük yapalım. 12 sayısı 11 sayısından büyüktür. 11 sayısı 12 sayısından küçüktür. Hani ikisi de doğru ama farklı şekillerde ifade etmiş olduk. Evet, aslında if şartları bu şekilde. Burada biraz daha dallandırabiliyoruz ifademizi. Burada ise eğer bu doğruysa bunu yap, değilse bunu yap deyip hani basit bir şekilde çıkıyoruz. Ve bu basit yapı aslında bizim programlarımızı yönlendiren en temel, en önemli yapılardan bir tanesi. Şimdi ben size bir soru soracağım ve onu yapmanızı isteyeceğim. Integer diyorum. Aldığım ya da şöyle diyelim. Not değeri eşittir 75. Bu 75 değerinin üniversite sisteminde bilmiyorum benim zamanımda şöyleydi. 90-100 arası A'ydı, işte 80-90 arası B'ydı, 70-80 arası B'ydi gibi dallanıyordu. Bu şekilde yazdırmaya çalışın if ve else'leri kullanarak. Lütfen bunu yapmaya çalışın. Burada bir tek şunu belki belirtmem gerekiyor. Bir aralık verebilirsiniz veya iki tane şartı aynı anda sağlamasını isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda da biz şu işareti kullanıyoruz. Aslında ben şunu düşünüyorum. Hani bu Dart'ı öğreniyorsanız büyük ihtimal Java veya Kotlin'den gelme ihtimaliniz yüksek. Zaten bunları biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlar da şunu yapabilir. Yani sayı 1 küçüktür sayı 2 ve de deyip bir şart daha buraya yazabilir. Bunu da söyledikten sonra sizden bu örneği yapmanızı bekliyorum. Umarım denemiş ve başarılı olmuşsunuzdur. Şimdi geldim buraya. Not değerini kıyaslayacağım bir şeylerle. Eğer diyeceğim if not değeri büyük ve eşit ise, bu operatörde bu anlama geliyor. Büyük ve eşit ise 90'la ve de bir şart daha yazıyorum. Not değeri küçükse ve eşit ise 100'den. Çünkü adam en yüksek 100 alabilir. 101 alamaz. O yüzden burası çıkmayacaktır. Ve V aslında Türkçedeki birebir aynı. Mesela genç kızımıza soruyorlar nasıl bir adam olsun? Uzun ve yakışıklı olsun. Değil mi? Sadece uzun olsa olur mu? Olmaz. Sadece yakışıklı olursa olur mu? Olmaz. Hem uzun olacak hem yakışıklı olacak. Aksi takdirde bu isteği karşılanmamış oluyor. Aynı buradaki gibi V ifadesi her iki tarafında doğru olduğu anda
doğru olur. Yani bu parantez içinin true değer döndürmesi için verdiğim iki koşulun da doğru olması lazım. 90 değeri 90 ile 100 arasındaysa aslında bunun kısa anlamı bu oluyor. Print dedik. Notunuz desin. 2 nokta deyip AA desin. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Peki ya böyle değilse? Şimdi ben buraya direkt else dersem 90 ile 100 arasındaki her sayı için, yani eksi sayılar içinde, 150 içinde vesaire her sayılar için, her sayı için bu else kısmı çalışacaktı. Halbuki benim burada bazı şartlarım var. Onları belirteceğim. Eğer 90 ile 100 arasında değilse bu sefer şuna bakacağım. Not değeri büyük ve eşit 80 ve de not değeri 90'ı burada dahil ettiğim için artık burada dahil etmeyeceğim. Küçüktür 90 diyeceğim. Yani 90 aldığını düşünün, buraya girecek. Buraya bu şartı sağlamadığı için buraya girmeyecek. Yine süslü parantezlerimi açıyorum. Print dedim. Notunuz BA diyecek. Umarım anlaşılıyordur. Dilerseniz burada videoyu durdurun. Devamını siz yapın. Pratik olur. Yoksa beni izleyebilirsiniz. Yine benzer mantıkla bu seferle not değeri büyük ve eşit ise, şöyle yazalım daha okunaklı olur. 70 ve de not değeri küçükse 80'i dahil etmiyorum. Eğer 80'i dahil edersem iki şarta da uyabilir, değil mi? Halbuki 80'i ben buraya dahil ettiğim için veya 80 alan adamın BA alması gerektiği için, yani buraya girmemesi gerekiyor, küçüktür diyorum buraya. Print notunuz bu sefer BB diyecek. Benzer mantıkla bunları böyle aşağı doğru yazacağız. Hatta ben şurayı şöyle kopyalamak istiyorum şu an. Kopyaladım ve buraya yapıştırdım. 90, 80, 70, 60, 50. Bundan sonraki notları yazmayacağım. 90, 80, 70, 60. Burası da böyle gidecek. A, A, B, A, B, B, C, B mi geliyor? C, B, C, C diyelim. Peki ya bu adamın notu en son 50 ile 60'ı kıyasladık. Atıyorum 45 ise. Else diyeceğim. Burada da notunuz çok düşük, biraz daha çalışın diyelim. Çünkü yazmaya tenezzül bile etmedik. Tamam. Şimdi gelin bir çalıştıralım bunu. 75. Ben bu 75'i nasıl olacak? Not değerim 90 ile 100 arasında mı? Değil. Burası doğru değil. Burası çalışmayacak. Gelecek buraya. 80 ile 90 arasında mı? Doğru değil. Gelecek buraya. Not değerim 70'ten büyük mü? Evet. Yetmiyor. Hemen buraya da bakıyor. Peki not değerim 80'den küçük mü? Yine evet. Demek ki iki tarafta doğruysa artık benim buradaki ifadem çalışacaktır. Bu ifade çalıştıktan sonra da alttaki kısımlara, yani şuradaki şartlara artık bakmayacaktır. Direkt olarak program sonlanacaktır. Bir çalıştıralım bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi notunuz BB dedi. Peki ben burada sanki her durumu ele almışım gibi, değil mi? Mesela 120 yazsam ne oluyor? Notunuz çok düşük, yazmaya tenezzül bile etmedik diyor. Peki doğru mu bu? Yani böyle bir durumda bizim ne yapmamız lazımdı? Eksik veya yanlış ifade yazdınız. Mesela aynı durum şey için de geçerli. Ben buraya gidip eksi 20 gibi bir ifade yazarsam burada da yine buraya girdi. Niye? Çünkü bu eksi 20'yi bütün şartlara baktı. Buna baktı, buna baktı, buna baktı. Hiçbirine uymadığı için en son dedi ki lanet olsun deyip else kısmına düşüyor. Ama bu yanlış bir değer. O yüzden benim burada farklı bir şekilde bir uyarı verip kullanıcıyı uyarmam lazım. O yüzden burada şöyle bir güncelleme yapabiliriz. Bunu direkt böyle bitirmeyelim de else if diyelim. Else if dedim. Not değeri küçük ve eşit 0 ve de, pardon, büyük ve eşit 0 ve de not değeri küçüktür 50 ise. Notunuz çok düşük, yazmaya tenezzül bile etmedik desin. Artık bunlara da girmezse, bunlara girmemesi demek ne demektir? Bu adamın 150 alması veya eksi 20 gibi bir notun girilmesi. Yani yanlış bir değerin, hatalı bir değerin girilmesi demektir. Orada da şöyle bir uyarı yazdıralım.
hatalı veya eksik giriş. Tekrar çalıştırıp gördüğünüz gibi bu sefer ne yaptı? Baktı herhangi bir şey yok. En son else kısmına gitti, bunu yazdırdı. Mesela 50'den en son kaça kadar almışız? 50, 60, mesela 55 yazalım. CC dedi. 50'den düşük bir şey yazalım. Hatta 50 yazalım. CC dedi. Çünkü şuradaki şarttan dolayı. Ama ben buraya 49 yazdığım an notunuz çok düşük. Yazmaya tenezzül bile etmedik dedi. Benzer şekilde 100'den büyük bir sayı da yazdığımızda hiçbir şarta uymadığı için en son else kısmına girip programdan çıktı arkadaşlar. Evet, if kullanımı, else if kullanımı da bu şekildeydi. Tabii ki de bunu böyle daha böyle karmaşık örneklerde kullanabilirsiniz ama benzer mantık olarak bu şekilde yapılıyor. Ne bileyim, şöyle iç içe if'ler oluşturabilirsiniz. If dersiniz, süslü parantezlerini açarsınız. Else dersiniz mesela. Hani bunu öğrendik. Peki hocam, ben bu if kısmının içine, hani bu şart uydu, buraya geldi. Buraya gidip yeni bir if else başlatabilir miyim? Tabii ki de başlatabilirsiniz. Şu şekilde. Ne olacaktır? Burada da işte bu ne diyelim, Ctrl Alt L yapalım. Bunları tanımıyor çünkü buradaki değerlerde hani vermediğimiz için. Hani böyle böyle iç içe yapılarda oluşturulup bu kavramı daha da gelişmiş bir halde çevirip kullanabilirsiniz. Ama daha basit yollarımız var. Switch'ler vesaire. Onları ilerleyen derslerde göreceğiz. Bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki